T kitabında 26. seans yüzdeki zarar problemlerinin testlerini çözeceğim. Birinci soru, şekildeki bir evin salonunda bulunan 5 ampullü bir avizenin ampullerinden 2 tanesi kapatılırsa, gevşetilerek yanmaları engellenirse yüzde kaçlık bir tasarruf sağlanmış olur? Şimdi 5 tanesinin ikisini kapatıyorum. 5 tanesinin ikisini kapatıyorsam yüzde kaçını tasarruf etmiş, kapatmış olurum? 5'i 20 ile çarpınca 100 bulduğum için 2'yi 20 ile çarpınca 40 bulurum diyorum ve %40 kâr edilmiştir diyoruz. Tasarruf edilmiştir. İkinci soru, burada giren ürün adedi, fiyatı diyor. Bir beyaz eşya dükkanına giren ürünlerin adedi ve fiyatları yukarıdaki tabloda verilmiştir. Dükkan sahibi satacağı bir ürünlerde adet başı %5'lik bir kâr elde edebiliyor. Bu ürünlerin tamamını satan dükkan sahibinin kârı yüzde kaçtır? Şimdi 2000 liralık bir televizyondan %5 kâr ediyorsa 2000'in %5'ini hesaplamalısınız. 2000'in %5'i 5 bölü 100'e çarparak bulunuyor. 20 çarpı 5 100 yapıyor. Demek ki bunun %5'i 100 liraymış. Bir tane televizyon 100 liraysa 40 tane televizyon 40 çarpı 100 4000 lira bu televizyondan kâr eder. Buzdolabı 3000'in %5'ini hesaplamalıyız. 3000'in 5 bölü 100 ile çarparsak 30 çarpı 5 150 eder. Bir televizyonda 150 TL kâr edilecekmiş. 60 televizyon satılıyor. 60 ile 15'i çarparsak 9000 lira buradan kârımız olur. 500 liralık ütünün kârı 500 ile 500'ün %5'ini hesaplayacağız. 25 lira. Bir ütüden 25 lira kâr ediyorsa 300 tane ütüden 300 çarpı 25 7500 lira kâr eder. Fırın 1000 lira. 1000 liranın %5'ini hesaplıyoruz. 10 çarpı 5'ten 50 eder. Bir tane fırın 50 kâr ettiriyor. 50 tane fırın 50 çarpı 50 2500 kâr ettirir. Bunları topluyoruz. Şöyle 10 bin, 19 bin, 400 bin daha 23 bin eder. Bu da D şıkkında var. 23 bin kâr etti. Hemen geleceğim. Evet, şimdi üçüncü sorudayız. Üçüncü soruda diyor ki bir su faturası aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Su bedelinin %25'i kadar KDV toplamından oluşmaktadır. Şimdi su bedelimiz A ise bu A'nın üstüne bunun %25'ini ekleyerek faturanın ücretini hesaplıyormuşuz. Yani 100'ün üstüne yani bir tamın üstüne %25 eklersek %125 eder. Yani ana para bizim su bedelimiz A liraysa bunun üstüne 125 bölü 100 ile çarptığımızda %25 fazlasını hesapladığımızda KDV'li fiyatını bulmuş oluyormuşuz. Bu da 100 lira imiş. Bizim sorumuz da bu. 100 liraya karşılık geliyormuş. Su faturası 100 lira geldiyse bunun su bedeli yani kullandığı su ne kadar eder? Bunu hesaplayacağız. Burada her iki tarafı 25'e bölerek sadeleştirebiliriz veya 125 ile 100'ü şuradan 25'e bölerek sadeleştiririz. 125'i 25'e böldüm 5 buldum. 125'e böldüm 4 buldum. Sonra 5 ile 100'ü karşılıklı sadeleştirebiliriz. 5'e böldüm 1, 20, 100'ü 5'e böldüm 20 diye. A'yı 4'e bölmüşüm 20 bulmuşum. O zaman A 4 ile 20'nin çarpımı 80 olur. Demek ki 80 liralık su kullanmış. Bunun üstüne 80'in %25'i kadar KDV eklenmiş ve 100 lirayı faturalandırılmış. Demek ki bizim kullandığımız fiyat sadece 80 liraymış. X ve Y birer pozitif tam sayı olmak üzere X sayısının %60'ı Y sayısının %50'sine eşittir. X'in
%60'ı, y'nin %50'si miydi? Evet, 50'sine eşitmiş. Bölü yüzleri sadeleştirebilirsin. Birer sıfır silebilirsin. 6x 5y'ye eşit dersin. 6x eşittir 5y dersin. Burada x artı y toplamanın en az değerini soruyor. Bunun katsayısı 5 x'e, bunun katsayısı 6'yı y'ye verirsen, burası 6 kere 5 30, 5 kere 6 30 eşitlik sağlanır. Yani x'e 5, y'ye 6 dedik. Bu durumda en küçük değerleri böyle oldu ve toplamları da 11 oldu B şıkkı. Beşinci soru, 560'dan aldığı televizyonları %30 zam yaparak satan bir tüccar televizyonu kaçtan satar? Şimdi alış, satış. Kaçtan almış? 560 liradan almış. %30 zam yapıyor. %30 zam yapıp da satarsa bunu 130 bölü 100 ile çarpıp %30 zamlı halini hesaplayabiliriz. Burada birer sıfır siliyorum. Şuradan da birer sıfır siliyorum. 56 ile 13'ü çarpacağız. 56 ile 13'ü çarpacağız. 3 kere 6 18, 3 kere 5 15, 1 de 50 16. 1 kere 6 5. Şöyle toplarsak 8 iner aşağıya. 6 6'dan 12 elde 1. 6 1 de 1 de ekledik. 728 E şıkkı oldu. Yani ne yaptık? 560'ın %130'unu hesapladık. %30 karlı halini bulmak için. Bunun %30'unu hesaplayıp 560'ın üstüne eklesek de olurdu. O da olurdu. 2000 lira maaşla işe giren bir çalışanla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. İkinci ay maaşına %20 zam yapılmış. Öncelikle 2000'in %20'sini hesaplayalım. Ne kadar zam yapılmış bulalım. Bunu 100 bölü 20 ile çarpacağız. Şöyle 2 sıfır siliyorum. 20 çarpı 20, 400 zam yapılmış. Demek ki maaşı ikinci ay 400 eklendi. 2400 oldu. İkinci ay bu şekilde. Üçüncü ay 400 maaşına iyileştirme zammı yapılmış. 2400'ün üstüne bir 400 daha eklemişler. Üçüncü ay bu maaşı 2800 lira olmuş. Dördüncü ay vergi dilimine girmiş. Maaşından %15'lik bir vergi kesintisi olmuş. Şimdi vergi dilimine girmek diye bir durum oluyor. İlk vergi dilimi maaşlarının toplamı, o aya kadarki maaşlarının toplamı belli bir tutarı geçtiyse maaşının ilk önce %15'i kesintiye uğruyor. O zaman bu 2800'ün %15'ini bir keselim. Ne kadarı kalıyor bulalım. 2800'ün %15'ini kesmek %15 çıkınca %85'ini kazanması demektir. %15'ini vergi olarak vermiş demektir. Şuradan şöyle sıfırları silersek 28 ile 85'i çarpmamız lazım. 28 ile 85'i 28 ile 85'i çarpalım. 28, 85 çarpalım. Buradan bulacağımız cevap 5 kere 8, 40, 140 şurası. 8 kere 8, 64. 8 kere 2, 16, 2, 2. Şöyle 0. 8, 3, 2380 C şıkkı oldu. C şıkkı bu şekilde. Ben hemen yine geleceğim. Evet, şimdi 7. soruya bakıyoruz. Bir tüccar aldığı malı önce maliyetine göre %10 karla %66 TL'den satıyor. Tüccar aynı malı maliyetine göre %20 indirimle kaç TL'den satardı? Şimdi ilk durumda bunu yine bir kağıtla kağıdın üstünde anlatalım. Şöyle. Tüccar maliyeti var. Ya da alış fiyatı da diyebilirsiniz. Maliyeti, satış fiyatı, sonra en son bir de indirimli satış fiyatı var. Şimdi yüz maliyetine yüz deriz. İlk satış fiyatında buna %10 karla satıyor. Yüzde %10 kar eklersek 110x yapar. %10 karlı hali bu yapar. Son durumda ise tüccar %20 indirimle satıyormuş. Ama neye göre? Maliyete göre. Yüzün %20 indirimi. Yüzden 20 çıktı 80
kimse satıyor. Şimdi bu kişi satışta şu %10 karlı satışının 66 TL olduğunu söylemiş. İndirimli satış fiyatı kaç liradır diye sormuş. Evet öyle mi? Aynı malı maliyeti %20 liraysa kaçtan satardı? %10'lu karlı satışı 66 TL. Evet. %10'lu satış hali 66 TL ise %20 indirimli satışı kaç liradır? Burada işler yapabilirsiniz. Veya şöyle dersin bak. Bunun bir sıfırını sil 11. 11 6 ile çarp 66. Bunun bir sıfırını sil 8. 8 6 ile çarp 48 TL'dir diye böyle işler dışlar yapmadan da hesaplayabilirsiniz. Bunun bir sıfırını silip 6 ile çarpınca bunu buluyorsam, bunun bir sıfırını silip 6 ile çarpınca bunu bulurum dedim. İşler dışlar yapmadan sonuca ulaştım. 48 TL'ymiş indirimli satış fiyatı. Değişik oldu 7. 8. soruya geldik. Diyor ki şekilde fabrika bacasının üstüne ozon tabakasına salınan sera gazını engellemek için filtre konulmuştur. Yalnızca bu filtre salınan ozon gazının 1000 metreküpünde %40'lık bir filtre yapmaktadır. Buna göre fabrika bir günde 20.000 metreküplük bir sera gazı salınımından kaç metreküp filtreleme yapmış olur? Gayet açık. Diyor ki 1000 metreküpte %40'lık yapıyormuş. 1000'in %40'ı hesapla. 1000'in 40'la bölü 100'le çarpacaksın. 400 değil mi? Evet. 1000 metreküpte 400 metreküpünü ne yapıyor? Kurtarıyor. Filtreliyor. O zaman 20.000 metreküpte ne olur? Şimdi 1000'in 20 katı ister işler dışlar yap, ister 1000'in 20 katı 20.000, 400'ün 20 katı 8.000'de bu şekilde C şıkkını bulursun. Ve diğer teste geçiyoruz. İkinci test. Birinci soruda diyor ki ürün miktarı işte kuru fasulye istenilen yüzdesi sonuç. Kırda verilen ürünlerin karşılarına verilen sonuçlarından hangisi yanlıştır? 1000'in %20'si 200 mü? 1000'in 20 bölü 100'le çarparsın. 20 çarpı 10. 200 yapar. Evet, sen doğru yapmışsın. Aferin. 2000'in %15. 2000'in 15 bölü 100'le çarpacaksınız. 20 çarpı 15 300 yapar. Bu da doğru olmuş. 500'ün %30'u. 500'ün 30 bölü 100'le çarpıyorsun. 5 kere 30 150 yapıyor. Bakıyoruz bu 200 demiş. Yanlış yapmış. Buğdayda hata var. Buğdayda hata var diyoruz ve C şıkkı. Bir lastik çekilip uzatıldığında boyu %40 oranında artmaktadır. Lastiğin çekilmeden önceki boyu 60 cm ise çekildikten sonraki boyu ne olur? Şimdi çekilmeden önce 100 ise çekilince %40 artıyor, 140 oluyor. Çekilmeden önce 60 ise çekilince ne olur? İşte bu kadar. İçler dışlar yaparım veya başka türlü düşünebilirsiniz. İşler dışlar yapabilirim. Şöyle bakın. %40'tı. 140 oldu. 60 ise çekilmeden önceki boyu çekilince kaç olur? 60 çarpı 140 bölü 100 diyeceğiz. 60 çarpı 140 140 bölü 100 diyeceğiz. 140'ı güzel yazalım. Şimdi 0 sıfırı, bu sıfır, bu sıfırı götürdü. 6 çarpı 14 kaldı. 84 yapıyor bu da. Uzayınca 84 santim olurmuş. Üçüncü sorudayız. Domates, patates, soğan. 2018 Ağustos fiyatları 4 lira, 3 lira, 2 liraymış. 2018 Eylül. Bir ay sonraki fiyatlarında bakalım ne olmuş. 2018 yılı Ağustos ayındaki domates, patates, soğanın kilogram fiyatları verilmiştir. 2018 Eylül ayında domatese %20, patatese %40, soğana %15 zam gelmişse buna göre 2018 Eylül'de alışverişe çıkan Ayşe teyze bu ürünlerden ikişer kilogram aldığında kaç lira öder? Şimdi bunların zamlı fiyatlarını hesaplayalım. Bu 4 lirayı 400 kuruş diye düşüneceğim. %20 zamlı fiyatını hesaplayacağım. Yani 400 kuruşun %20 zamlı fiyatı 120 bölü 100 ile hesaplanır.
Şöyle sıfırları sil. 4 kere 120, 480 kuruşa geldi dersin. Bunun fiyatı 480 oldu. Patatese %40 zam yapılmış. Yani 300 kuruşmuş. %40 zamlı hali 140 bölü 100 diye hesaplanır. Sıfırları silersin. 3 kere 140, 420 yapar. Patatesin fiyatı da 4 lira 20 kuruş olmuş. Soğan 2 liraydı ve soğana da %15 zam yapacağız. 2 lira yani 200'lü %15 ile çarparsak 2 kere 15 kaç yapıyor? 30 yapıyor ama 200 çarpı %15, yani 115 ile çarpıyorduk ya tabii, %15 karlı hali. 2 kere 115, 230 lira. 2 lira 30 kuruş da 30 kuruş buna zam geldiği için böyle oldu. Şimdi Ayşe teyze ikişer kilo almış bunlardan. O zaman şöyle yapalım. Hepsini toplayıp 2 ile çarpabiliriz veya her birini 2 ile çarpıp toplayabiliriz. Ben hepsini toplayıp 2 ile çarpacağım. Hepsini topluyorum. Şu ikisi 900. 230 ile toplanırsa 1130 yapar. Birer kilo alınca. Bunu 2 ile çarparsam ikişer kilo aldığımda 2260 lira olur. Buradan da şöyle 22 virgül kaydırırsam 22 lira 60 kuruş, 22.6 lira ödemiş oluruz. Bu da bu fiyatta oluyor bu şekilde. Dördüncü soru, bir tüccar inciri yaş olarak alıp kuruttuktan sonra satıyor. Yaş incirin kilosu 4 TL. Kilosunu 4 TL'den alıyor. Yaş incir kururken %20 fire veriyor. Kuru incirin kilosu 7 TL'den satıyor. Tüccarın karı maliyet üzerinden yüzde kaçtır? Şimdi bu kuru incir, sabun kurutma gibi sorularda şöyle yapıyoruz. İncir %20 fire verdi. Yani 100x inciri vardı. %20'sini kaybedince 80x kuruyunca 80x incir kaldı. Ama şimdi bu 100x'e 4 lira vermişti. Sanki 80x'e 4 lira vermiş gibi oldu. Acaba o zaman 100x'e kaç lira vermiş oldu? Yani 80'ine 4 veriyorsa 100'üne kaç vermiş oldu? Kilosu kaça geldi yeni durumda? 80'in 20'de biri 4 ise 100'ün 20'de biri 5'tir. Aslında sanki 5 liraya almış gibi oldu alış fiyatı. Çünkü bir kısmı uçup gitti. Dolayısıyla 7 liradan da sattığına göre 5'e alıp 7'ye sattığına göre karı yüzde kaç olur? 5'te 2 kar eder değil mi? 2 lira. 5'te 2 lira kar eden tüccar yüzde kaç kar etmiştir? 5'i işler dışlar yapabilirim. Veyahut da 5'in 20 katı 100, 2'nin 20 katı 40 deyip %40 kar etmiştir diyebilirim. 5. soruya bakıyoruz. 5. soruda bir şekil var. Yukarıdaki ev hanımı. Bu ev hanımı yukarıda miktarları verilen yağ, un, şekeri kullanarak helva yapmak istiyor. Buna göre helva içerisindeki yağ yüzdesi kaçtır? 400 gram yağ, 1000 gram un, 600 gram şeker demişler. İstenilen yüzde yağ. Yağı paya yazıyorsun 400 diye. Diğerlerinin hepsini toplayıp paydaya yazıyorsun. 400, 1400, 600 da 2000 yapar. 2000'de 400 yağ kullandıysam yüzde kaç yağ kullanmışımdır diye işte denklem. İşler dışlar yap veya önce bir sahileştir. Sıfırları sil. Bu sıfırla bunun sıfırını sil. Bu 4'ü 2'ye böl 2. 2 ile 10'u çarparsam işler dışlardan x'imiz 2 kere 10, 20 olur. Demek ki %20'lik yağ kullanılmış. 6. soru, işleri iyi gitmediği için sattığı mallarda %20 indirime giden bir mağazaya gelen müşteri sayısı %30 oranında artmıştır. Buna göre mağazanın kasasına giren para içeğin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi indirim yapmış ama müşteri artmış. İkisini de yüzdeli vermişler. Şimdi bu mallarda öncelikle bir satış fiyatı var, sonra indirimli fiyatı var. Şimdi bu kişi 100 liraya satıyordu, 100'e satıyordu. %20 indirimle artık 80x'e satar hale geldi. İlk önce bu mağazaya 100'e kadar müşteri geliyordu. Şimdi indirim yapınca %30 müşteriler attığı için 130'e müşteri gelmeye kaldı. Şimdi ilk durumda
100'e satıyordu. İndirim yaptı. 80'e satmaya başladı. İlk durumda 100 müşteri geliyordu. %30 arttı. 130 müşteri gelmeye başladı. İlk durumda her 100 müşteri 100 liralık alışveriş yaptığı için 100 bu ikisinin çarpımı kadar bu iki kişinin kazancı olur. Ya 100 çarpı 100, 4 tane sıfır koyarsın. 10.000 x'ye burada ilk durumdaki kazancıdır. İkinci durumda bunları yine çarparsın. Müşteri sayısıyla birim satış fiyatını çarparsak 80-24 daha 104, iki tane de sıfır koy, 104 x'ye olur bu ikisinin çarpımı. Şimdi burada sıfırları silip şöyle 100 cinsinden bakacak olursan 100 müşteri, yani 100 kazancı varken 104 oldu. Yani ne oldu? %4 karlı oldu. Bu da hangisi olur? %4 karı artar diyor. 6 A şıkkı. Bu da çözüm. Yedinci soruya bakalım. 5 kalemi 3 TL'den alıp 4 kalemi 6'dan satan bir satıcının kar zarar durumu nedir? Yine bunu bir kalem fiyatını bulmak için 3 bölü 5, 6 bölü 4 deyip kesirle uğraşmak yerine hem 5'e hem 4'e bölünen sayı okekleri, ekokları 5 kere 4, 20 ile kalemle yapacağım hesabımı. Burada 20 kalem olması için burayı 4 ile genişletirsin. 5'i 4 ile çarparsın, 20 kalem olur. 3'ü 4 ile çarparsın, 12 TL olur. 20 kalemi 12 TL'ye aldım. Bunu 20 yapmak için 5 ile çarparsın. Bunu da 5 ile çarpacağım. İkisini de aynı genişletiyorum. Çünkü ikisini de 5 ile genişletiyorum. 30 TL satış. Şimdi 12 liraya alış, 30 TL satış oldu. Buradaki karı hesaplamak için farka bakacaksın. 12'den 30'a 18 TL artış var. 18 TL kar var. Kârını yüzde olarak hesaplamak için alış fiyatının üzerinden hesaplarsın. Yani 12 TL'deki kârım 18 TL ise 100 liradaki yüzdeki kârım yüzde kaçtır şeklinde veya 12'de 18 yüzde 18 şu şekilde yapabilirsin. 12'de 18 kâr ettiysem yüzde kaç kâr ederim diye de yapabilirsin. Şimdi 12'nin yarısını 3 ile çarpınca 18 buluyorsan, 100'ün yarısı 50, 3 ile çarpınca 150 bulursun, %150 kar dersin veya içler dışlarla sadeleştirerek de aynı sonuç bulunur. Buradaki kar %150'dir. 8. soruda bir malın 1 bölü 3'ü %20 karla, kalanın yarısı %20 zararla, geriye kalan mal da %30 karla satılıyor. Buna göre tüm malın satışından elde edilecek kar zarar durumu nedir diyor. Bu soruyu da çözelim. Şöyle kağıt alacağım. 1 bölü 3'ü, bakın hem aynı zamanda kesir problemleri, 1 bölü 3'ü yarısı demiş, hem yarısı hem 1 bölü 3'ü. 2 kere 3 paydaları çarptım, 6x demek istedim öncelikle ben malın tamamına. Ama bunun yüzdesini de hesaplayabilmek için 6x değil de ben buna 600x demek istiyorum. 600x elimde mal var. Bunun 1 bölü 3'ünü diyor. Öncelikle 600'ün 1 bölü 3'ü 600'ü 3'e bölersin. 200x eder. Bunun 1 bölü 3'ünü %20 kârla satacakmış. 200'ün %20 kârlı fiyatını bulmak için 200'ün 20 bölü 100 ile çarpımını hesaplayalım. 40 TL kâr etti. 200'de hemen karşısına artı 40x bunun kârı var dedim. Daha sonra neredeydik? 1 bölü 3'ünü %20 kârla sattı. Kalanın yarısı. Şimdi 600'ün 200'ünü sattım. Kalanı 400. 400'ün yarısı 200'dür değil mi? Kalanın yarısını %20 zararla satmış. Bu kez 200'ün %20 zararını bulacağım. 200'ün %20'si zaten 40'tı. O zaman bu kez de zarar dediği için eksi 40x diyeceğim. Totalde hesaplıyoruz. Son olarak da kalan mal %30 karlı diyor. Şimdi bu ikisi 400 yapıyor. 600'den 400'ü çıkarınca kalan mal yine 200 oluyor. Bunda da %30 kar edecekmişiz. Şimdi 200'ün %30'unu hesaplayalım. Şöyle sıfırları silip 2 kere 30. 60x'e burada kar ederiz. Artı 60x kar ettik. Şimdi bunların üçünden toplam, bu eksi 40 artı 40'ı götürdü. Toplamda hepsinden 60x ne yaptık? Kar ettik. Peki %60 mıdır bu? Hayır.
600'de 60'tır. 600x'de 60 kar ettiysek yüzde, görüntü de bir kötü oluyor arada, yüzde kaç kar ederiz? Bu bunun 10'da biri. Bu da 10'da biri. 10 yaptığı için %10 kar ederiz. Yani C şıkkıdır. %10 kardır. Şu şekilde de çözümün hepsini görün. Başka türlü yapılır mı? Yapılır ama hani paydayla uğraşmayın. Hepsi tam sayı sonuçlar çıksın. En güzeli bu şekilde yapılır.